Elbette Süleyman Aleyhisselam peygamberin devrinde bize, yani ki bazı dini perdeler altında özlerinin Müslüman kimi gösterip içinden İslamiyeti parçalamaya, kardeşliği parçalamaya isteyen Allah-u Teala o kuvvetlerden bizleri korusun. Süleyman Aleyhisselam peygamberin devrinde bir göğerçin kırık kanadıyla gelir şikayete. O vaktaki Süleyman Aleyhisselam peygamberimiz Davud Aleyhisselam peygamberin oğlu indiki Mescid-i Aksa Beytül Mukaddes'in fundamenti koyan insan. Atası da peygamber, oğlu da peygamber Süleyman Aleyhisselam. Kuşların dilini bilen insan diğer hansı insan gibi senin kanadını kırdı diyor ve Süleyman Aleyhisselam peygambere hemen göğerçin, bazı kitaplarda başka bir kuş, hansı bir kuş olur olsun kanadı kırık vaziyette gelir. O insanı çağırtırır, o kuşa diyor ki Süleyman Aleyhisselam peygamberimiz, sen diyor o insanların ayakları altında ne yedirdin diyor. Ve soruşanda hemen bir insan, sen niye onun kanadını kırmışsın diye diyor ki ayaklarıma dolaştı diyor, ben de bir tepik vurdum diyor, öyle bir ölmüş olan kuştu, bakıram diyor kanadı kırıldı diyor. O vakti Süleyman Aleyhisselam peygamberimiz soruşu kuştan, diyor ki sen bu insanların ayağı altında neydiysen diyor, ben indi ne diyeyim diyor, bu insanın kolunu mu kırım diyor, yok diyor, ben uzaktan gördüm diyor insanı, sakallı sarıklı insandı, ele zannettim diyor çok yüreği merhametle dolu olan, imanlı olan ve diyor ben uçmadım diyor, dedim ki üzünden gözünden nurani bir insan. Ancak hardan bilerdin ki onun bile bir emelinde bile bir problem var. Yaşı, ey kuş diyor. Süleyman Aleyhisselam peygamber ona ne ceza verim diyor. Ona hiçbir ceza verme diyor. O başındaki sarıkla çıkartsın diyor. Sakalını da kıksın diyor. Yani üstünde olan o ebanı halatta çıkartsın diyor. Uzaktan görüm ki bu insan kimdi diye. Çünkü ele bildim ki dindar olan, yeni üzünden zahiren giyiminde bu boyda imanlı insan, ancak emelinde bu boyda diye kanadı kırmaya, yani bu boyda zalim olduğunu bilmedim diye. Bacılar kardeşler, vallahi ne işim memuru diyorum. Biz bazı insanlar sakalla, sarıkla, elbette bu Peygamber Aleyhisselam'ın güzel sünnetidir. Ancak esas önemli olan Peygamber Aleyhisselam bize ne diyor? Sizin renginize, sizin boy buhurunuza, milletinize, ağdı, karadı veya hani kasımdı, varlıdı. Sizin diyor, suretlerine bakmayacağım diyor. Sizin kalbiniz ne kadar içinde Peygamber Aleyhisselam'a, yani o sünnetler merhametti, nezaketti, sadakatti. Yani bu şeyler, sahabetlik ne kadar Peygamber'e okşuyorum. Kardeşler, bacılar, bir günü Peygamber Aleyhisselam seher namaza mescide gelen vakti bir müşrikinin el kolu bağlı olduğunu görür mescidde. Hansı ki bir Yemen'den getirilen müşrikin insan, sahabeler dedi ki ya Resulallah, bu insanı senin öldürmekten ötürü gelmişti. Biz onun el kolu bağlamıştık ki sen ne ceza edilsen biz hazırız ki. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ona diyor yakşı güzel, yani mende olan ahlaktan zulüm yok.
Yani bende olan merhametten güzel ona yedizdirin, ona çay verin, ona hizmet edin. Üç gün onu saklıyorlar ve ona gülden ağır söz demiyorlar kardeşler, bacılar. Ve üç günden sonra o müşrikin sahabelerin içinde olan muhabbet, kardeşlik, edep, erken görün ve Peygamber aleyhisselam diyor ki beni azar eder misin diye. Peygamber aleyhisselam kollarını açtırır, sen azarsan diye. Kardeşler, bacılar, müşrik insan ne demekti? Şerif. Şirket ne demekti? İki nefer arasında açıldığı bir şirket. Allah'a da yanında büte evinde, evinde büt koyup ona ibadet eden insanlar. O da siteş eden insanlar. Peygamber aleyhisselamın her ağzından öldürmekten ötürü gelen insan, Peygamber aleyhisselam merhamete bakın bacılar kardeşler. Ve o müşriki azat edip müşrik gelir Yemen'e, Peygamber aleyhisselamın ya vaazına kulak asmıyordu adam, ya da namazdan, oruçtan, zakattan söhbet olmuyordu. Gelir Yemen'e, diyor ki ey kardeşler, bacılar, ben bir İslamiyet'te olan kardeşliği, ahlakı, güzel raftarı gördüm diye ben İslamiyet'i kabul ettim diye. Ve dönür Peygamber aleyhisselama, Peygamber hoca onu karşıladı, ayakları öpmez dedi. O vakti dedi ki ey insan diye, İslamiyet barış dinidir, İslamiyet kardeşlik dinidir.